Süper Lig'de 28. haftada açılış maçında Gaziantep Spor kendisi aslında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Antep Sivas deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle dönerken Kasımpaşa evinde 3-0'la geçti Kayseri Erciyes'i. Kasımpaşa açısından önemli bir galibiyetti bence. Hani bir inişler çıkışlar söz konusu. Evinde kazanıp moralli geliyorlar. Güzel bir maç, haftanın keyifli maçlarından bir tanesi Gaziantep Kasımpaşa maçı. Ben öncelikle hücuma dönük iki takımın mücadelesi olarak bakıyorum maça. Gaziantep cephesinden baktığımızda hani ligde böyle biraz daha rahatlamış iki takımın mücadelesi. Biraz böyle hani Kasımpaşa üst sıraları için tabii ki hala şansını sürdürüyor matematiksel olarak. Ama bir kırılma var arada, yani ilk üçle arasında bir belli bir puan farkı girdi ama dördüncülük hedefi Kasımpaşa için gerçekçi bir hedef ve onu kovalayacaklardır sonuna kadar. Bu maçta öyle bir deplasman. Antep ise biraz daha yukarılara yaklaşıp iyice artık hani ligin son haftalarına göre matematiksel olarak da hedefini tutturmak istiyor. Biliyorsunuz Antep'te Sergen Yalçın ayrıldı. Hani ondan sonraki dönemde nasıl bir Gaziantep izleriz? Bununla ilgili de tabii soru işaretleri var. Ama herhalde biraz da böyle rahatlamış bir takım var. Hani düşme korkusundan uzak. Bu maç keyifli geçmesini düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Gaziantep'te Cenk'in sarı kart cezalı olması tabii önemli bir handikap. Antep için değerli bir oyuncu Cenk Tosun. İyi de oynadı. Bu sene iyi bir sezon geçiriyor. Onun olmayacak olması önemli bir eksikliği düşünüyorum ben Antep'in hücum hattında. Ama yine Antep'in skor anlamında hem gol atmaya hem de gol yemeye yakın bir takım oldu. Kasımpaşa'nın da aşağı yukarı birbirine benzeyen bir oyun karakterine sahip olduğunu düşünüyorum. Taraf bahsinden uzak durup 2.5 gol üstünü sizlere tavsiye edebileceğim bir müsabaka. Ben gol bahsine yönelip 2.5 gol üstü diyorum.